Öncelikle kalp hastalıkları nelerdir diye ilk sorumla başlamak istiyorum. Merhabalar. Kalp hastalıkları deyince tabii birkaç çok çeşitli kalp hastalığı var. Şu anda günümüzdeki en önemli konu olan tabii kalp damar hastalıkları. Evet. Yani kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklıklar ve buna bağlı kalp krizleri. Şu andaki belki de en güncel olan konular bunlar olabilir. Çünkü şu anda dünyadaki en büyük özelliklerden bir tanesi kalp krizleri. Ani kalp krizi. Tabii şu anda dünyadaki en önemli ölüm sebepleri. Yani belki kanserle başa baş gidiyor diyebiliriz yani şu anda. Tabii onun için koroner kalp hastalığı son derece önemli. Koroner kalp hastalıklarında dediğim gibi kalbi besleyen damar tıkandığı zaman aniden o bölgeye kalbin kaslarına kan gitmeyince orada hücreler ölüyor. Ona bağlı olarak da ya onda kalp durabiliyor ya da ileride ciddi kalp yetmezlikleri oluşabiliyor. Tabii bu kalp damar koroner kalp hastalıklarının en büyük sebepleri birincisi tabii genetik faktörler. Evet. Bir kişinin ailesinde maalesef genetik olarak diğer bireylerde maalesef kendine ne kadar iyi baksa da iletiliyor. Yani ama, kalp hastalıklarında aile öyküsü önemli mi? Tabii özellikle koroner kalp hastalığında önemli. Burada tabii genetik faktörler yapacak çok bir şey yok ama diğer önemli 2-3 faktör daha var. Nelerdir onlar? Birincisi sigara, ikincisi şeker hastalığı. Yani şeker hastalığı da tabii neye bağlı daha çok? Obezite yani evet. Kilo almaya ve hareketsizlik ve stresli yaşam gibi sıralayabiliriz. Bir insan kilo aldığı zaman, iyi spor yapmadığı zaman yani şeker hastalığına yakalan ihtimali yüksek. Hemen insülin direnci yükseliyor, göbekte yağlanma, karaciğerde yağlanma. Ve şeker hastalığı. Şeker hastalığı da bir insanda başladığı zaman damar tıkanıklığı riski %200 kat artar. Yani bir insanda şeker hastalığı varsa damar tıkanıklığı hastalığı da var demektir. Neredeyse o kadar eşdeğerdir birbirine. Onun için ne yapıyor? Şeker hastalığını yakalamamak lazım. Özellikle annesi babasından, akrabalarında şeker hastalığı var ise o kişinin çok dikkat etmesi lazım. Şeker hastalığı riski açısından. Şeker hastalığını yakalamamak için birincisi muhakkak kilo alması lazım. Kilo alamaz. Mevcut olan kiloyu korumamız tabii, gerekiyor. Kilo almayacak. Yani bizim body vücut indeks dediğimiz bir indeks var. Ona göre işte onun 22 ile 25 arasında falan olması lazım. Kilo almaması için de işte şekerden, şekerli yiyecek içeceklerden, hamur işlerinden uzak durması lazım. Düzenli spor yapması lazım. Hiç yapamıyorsa düzenli yürüyüş yapması lazım. Yine en önemlisi sigaradan uzak. Sigara. Bir de ayrıca bir sigara hakikaten çok önemli bir faktör. Sigara hem uzun vadede yavaş yavaş damarı tıkıyor, hem de aniden damarın tıkayıp kalp krizi geçirme riskini normal bir insana göre 5 kat artırıyor. Yani sigara içen bir insan, özellikle ailesine de koroner kalp hastalığı var ise, daha önce de işte dayısı, teyzesi, annesi, babası, hani stent olmuş, bypass olmuş ya da bir şekilde damar tıkanıklığı tespit edilmişse, eğer sigara içiyorsa ve şeker hastalığı varsa, normalde diyelim ki 70 yaşında olacaksın, genetik olarak diyelim ki var hani kaçamıyorsun ama 70 yaşında bir damar tıkanacaksan bu da 30'lu yaşlara düşüyor. Tabii sigaranın yanında da stresten de uzak durmamız gerektiğini belirtiyor. Ya stresten uzak durmak zor tabii de işte. Ya dursak iyi tabii. Ama kim durabiliyor ki? Kimse uzak duramıyor. Ama en azından dediğim gibi sigarayı kesebiliriz. O elimizde olan bir şey. Şeker hastalığını yakalamayabiliriz. O elimizde olan bir şey. Bunları yapar isek koroner kalp hastalığı yönünden kendimizi koruyoruz. Ama bunun dışındaki kalp hastalıkları neler derseniz, işte doğuştan kalp hastalıkları. Orada da elimizde olan bir şey değil. O tamamen anne kanında oluşan, gelişen bir şey. Doğumsal kalp hastalıklarının çoğunluğu zaten bebeklik çağında meydana çıkıyor. Onlar işte gerekli ameliyatlar falan olabiliyor. Bazen hiç fark edilemiyor, ileri yaşlara kadar gelebiliyor doğumsal kalpteki delikler özellikle. Onları da bir şekilde ameliyat ediyoruz.